12 Nisan 2021 Pazartesi, ben Oktan Erdikmen, Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da bir haftadır gündemde olan yasa değişikliğinin Bakanlar Kurulu'nda yarın ele alınması bekleniyor. Kabul edilirse, ki kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor, eyaletlerin bu konudaki yetkileri federal hükümete devredilecek. Berlin yönetimi de ülke çapında tek tip kuralları hayata geçirecek. Başbakan Merkel, 3. dalganın öncekilere göre daha zor olduğunu söyledi. Vaka sayısı çok yüksek, yoğun bakımlardaki doluluk oranı artıyor. Sahip olduğumuz en önemli silah aşı dedi. Kendisi de dün aşı olacaktı ancak Bild'in haberine göre başbakan adayının belirlenmesi toplantısı yüzünden aşı randevusunu iptal etmek zorunda kaldı. Şansölye daha önce AstraZeneca olacağını açıklamıştı. Merkel aşı etkisini gösterene kadar bir ara kapanma uygulanmasını istiyor. Tagesspiegel, Başbakanlık Müsteşarı'nın kapalı bir toplantıda kilitlenmenin 6-8 hafta sürebileceğini söylediğini yazdı. Hükümette yeni yasanın hızla geçirilmesinden yana Birlik Partilerinin Meclis Grup Başkanı Brinkhaus, bunun için Federal Konsey'in onayının da şart olmadığını düşünüyor. Meclis onayı yeterli diyor. FDP ve Sol Parti ise sokağa çıkma yasağına karşı. Aşırı sağcı AfD zaten önlemleri komple kaldırmak istiyor. Almanya'da yeni vaka sayısı 13.245, can kaybı 99 ama her seferinde tatil nedeniyle yeterli veri akışı sağlanamadığı hatırlatılıyor. Robert Koch Enstitüsü çarşambadan itibaren daha sağlıklı sonuçların açıklanacağını belirtti. Aslında o zaman hiç açıklanmasa belki daha iyi, bir sonuç açıklayıp bu şu sebepten dolayı doğru değil demek bana fazla mantıklı gelmiyor. Vakalar düşük olmasına rağmen ülke genelindeki insidans değeri ise yüksek, 136.4 olarak açıklandı. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı pandeminin bitmekten çok uzak olduğunu söyledi. Sona ermesi için çok uzun bir yol var dedi. Genç, sağlıklı insanların öldüğünü, geri kalanlar için de uzun vadeli sonuçların tam olarak kestirilemediğini dile getirdi. CDU-CSU grubu ise işi gücü bıraktı, başbakan adayını tartışmaya başladı. Hem CSU lideri Markus Söder hem de CDU Genel Başkanı Armin Laschet Merkel'in yerine geçmek istiyor. CDU üst yönetiminin Laschet'ten yana olduğu belirtildi. CSU ise tüm üyelere sorulmasını istiyor. Çünkü o zaman Söder'in adı öne çıkıyor. Bavyera Maliye Bakanı yanlış bir kararla seçimleri kaybedeceğimizden endişe duyuyorum dedi. SPD lideri Esken de tam bu esnada Sol Parti ve Yeşillerle koalisyon kurabileceklerini söylemişti. Laschet bunun bir felaket olacağını düşünüyor. Aslında Berlin'de o koalisyon var, pek de felaket değil. Baden-Württemberg eyaleti aşı yaptıranlar için karantina kurallarını gevşetmeye hazırlanıyor. Düzenleme hayata geçtiğinde yurt dışından gelenler eğer 2 doz aşılarını yaptırmışlarsa karantinaya girmek zorunda olmayacaklar. Onların test yaptırmasına da gerek kalmayacak. Aynı düzenleme Rheinland-Pfalz'da da hayata geçiyor. Diğer eyaletler de onları izleyeceklerdir. Türkiye 15 Nisan'a kadar gelenlerden PCR testi istiyor. Bu uzatılır mı belli değil. Yeni açıklamayı bekliyoruz. Ancak ben Türkiye'deki vaka sayıları bu kadar yüksekken bunun kaldırılacağını pek zannetmiyorum. Bugün Rusya'da bir açıklama yaptı. 1 Haziran'a kadar Türkiye uçuşlarını sınırlama kararı aldı. Almanya veya Avrupa Birliği benzer bir karar alıp uçuşları sınırlar mı onu bilemiyoruz. Sektör temsilcileri bunu beklemiyorlar ama ne olacağı bu aralar hiç belli olmuyor. Hükümet zaten mecbur kalmadıkça seyahat edilmemesini tavsiye ediyor. Schleswig-Holstein eyaleti ise insidans değeri 100'ün altında olan yerlerde restoranların ve kafelerin teras kısımlarını açacak. Burada giriş için hızlı teste zorunlu olmayacak ancak tavsiye edilecek. Perakendeciler Birliği ülke çapında bir iflas dalgasına karşı uyarıda bulundu. Şehir merkezindeki mağazaların %60'ının iflas riskiyle karşı karşıya olduğu açıklandı. Alman Turizm Ekonomisi Birliği de bu yaz sezonu için yapılan rezervasyonların bir önceki seneye göre %76 daha düşük olduğunu bildirdi. Welt am Sonntag'a konuşan Başkan Frenzel, turizmde sonbahara kadar bir toparlanma beklemediğini söyledi. Politikacıların da tatil ve seyahat hakkında kasten kötü konuştuklarını savundu. Avusturya'da Viyana ve Aşağı Avusturya eyaletleri kapanmayı 2 Mayıs'a kadar uzatıyor. 26 Nisan'dan itibaren yüz yüze eğitime geçirmesi planlanıyor. Belediye Başkanı, Viyana Belediye Başkanı hastanelerdeki duruma bakınca başka bir seçenek olmadığını görüyoruz dedi. Eğitim Bakanlığı ise 5. 6. ve 7. sınıflarda burun testi yerine bir süredir liselerde kullanılan eczane testi yapılacağını duyurdu. Bu testler daha güvenli bulunuyor. Avusturya ayrıca korona olup iyileşen, aşı yaptıran
ve test sonucu olanlara Avrupa çapında bir seyahat özgürlüğü tanınmasına ilişkin plan hazırladı. 7 aşamalı yeşil pasaport planı Avrupa Birliği'ne gönderildi. 15 yaşında da bir çocuk Instagram yayını esnasında Başbakan Sebastian Kurz'a soru sormuş. Cevap gelmeyince ölüm tehdidinde bulunmuş. 10 Nisan'da saldıracağını söylemiş. Ailesinin evinde gözaltına alınmış. Belçika'da bir mahkeme alınan önlemlerin yasal dayanağı olmadığına hükmetmişti. Hükümete Nisan sonuna kadar süre vermişti. Şimdi itiraz duruşmaları görülüyor. 3 uzman açıp kapama yerine yeterli güvenlik önlemleri alan yerler ve etkinlikler için bir etiket oluşturalım önerisinde bulundular. Önlemleri başarılı olan etkinliklere, mekanlara izin verilsin dediler. Bakalım bu nasıl sonuçlanacak? İnsanlar bir sürü yatırım yaptı. Restoranlar, kafeler, düğün salonları. Ancak şu şartlarda açabilirsiniz dediler çünkü. Dış mekanları ısıtıcı aldılar, kapattılar, bir sürü şey yaptılar. Mesafeleri açtılar, aralara paravanlar koydular. Sonra komple dükkanları kapatıldı, masrafları da boşa gitti. Hollanda'da 4 büyük şehrin belediye başkanı gastronomi işletmelerinin açık alanlarına müşteri alınmasını istiyor. Buna 28 Nisan'a kadar izin verilmeyecek. Buna tepki gösterdiler. Parkta kalabalık halde oturmak bundan daha kötü dediler. Rotterdam Belediye Başkanı havalar ısındıkça denetimlerin de imkansız hale geleceğini düşünüyor. İngiltere nüfusun büyük kısmını aşıladı. Mağazaları ve kuaförleri yaklaşık 100 gün sonra yeniden açtı. Restoranlar teras kısımlarında servise başladı. Ülke dışına eğer önemli bir gerekçeniz yoksa seyahat edemiyorsunuz. Buna hala izin verilmiyor. Ancak plana göre 21 Haziran'da tüm kısıtlamalar kaldırılacak. Fransa ise trenle 2,5 saate kadar olan mesafedeki yerlere uçakla seyahati yasaklamaya hazırlanıyor. Teklif meclise kabul edildi. Senato ve Cumhurbaşkanı onayladığında yürürlüğe girecek. Bu karar emisyon değerlerini azaltmak için alındı. Uçaklar çünkü çok yüksek düzeyde kirliliğe neden oluyor. Bu ne perhis ne lahana turşusu misali. Fransa diğer taraftan da gitti Air France şirketine 4 milyar avroluk kaynak ayırdı. Devletin buradaki hisselerini 2 katına çıkarıyor. İçişleri Bakanı ise Müslümanlara karşı yapılan eylemlerin Fransa Cumhuriyeti'ne karşı yapılmış olduğunu söyledi. Camilerin güvenliğinin sağlanacağını belirtti. Son dönemde camilere yönelik saldırılar artmıştı. Siyasetçiler kutuplaştırıcı söylemlerle, çıkardıkları yasalarla bu gibi saldırılara zemin hazırlıyorlar. Ondan sonra da çıkıp böyle günah çıkarmaya çalışıyorlar. Varşova Belediyesi ise ağaçların değerini hesapladı. Buna göre eğer bir ağaç yaptığı işi para karşılığı yapıyor olsaydı, yani havayı temizlemeyi, karbondioksit alıp oksijen vermeyi parayla yapıyor olsaydı, yılda 37 milyon 500 bin dolar kazanabilirdi. Elektrik yok, filtre yok, bakım yok, servis yok. Ama biz bu kadar değerli bir işi bedava yapıyorlar diye onları kesip yerine beton dikiyoruz. Evet, haberler bunlardı. Mübarek Ramazan ayı da geldi. Tüm Müslümanlara, tüm insanlara hayırlar getirmesini dilerim. Oruç tutanların da oruçlarını ve ibadetlerini Allah kabul etsin. Ramazan deyince akla ilk bu geliyor, oruç geliyor ama aslında oruçtan ibaret değil. En büyük özelliklerinden biri insanlar arasındaki yardımlaşmayı, dayanışmayı öne çıkarması. Osmanlı'da mesela zimem defteri diye bir uygulama vardı. Zenginler Ramazan'da bakkalları dolaşır, borçları kapatırlardı. Ödeyen kimin borcunu ödediğini bilmezdi, borcu ödenen de kimin ödediğini bilmezdi. İmkanı olanlar toplu iftar verirdi. Şimdi misafirliğe giden hediye götürüyor, sonra onu Instagram'dan paylaşıyor. Ama eskiden evine, konağına, yemeğe davet edilenlere hediye verilirdi. Çünkü adet olan yoksulları doyurmaktı. Onları ayrıca sevindirmek için bir hediye verilir, ona da diş kirası denirdi. Yani siz gelip benim evimde yemek yediniz, sayenizde sevap kazandım, dişinizi kiraladım, bunun için bir hediye veriyorum anlamındaydı. Şimdi bütün bunlar unutuldu, geride kaldı, fitre, zekat, sadaka pek kimsenin aklına gelmiyor. Bütün gün şu orucu bozar mı, bu orucu bozar mı diye tartışılıyor. Bazen oruç tutmayanları dövenler bile oluyor. Sigara içti, yemek yedi diye dövenler oluyor. Bunlar Ramazan'ın gerçek manasından fersah fersah uzakta olan kimseler. İbadetin de yardımın da gizli yapılanı en makbulü. Kimin oruç tuttuğu, kimin tutmadığı, kimin namaz kılıp kimin kılmadığı kimseyi ilgilendirmez. Kimse kimsenin kusurunu, eksiğini araştırmamalı. Onun yerine akrabasının, komşusunun, eşinin, dostunun, hiç tanımadığı insanların bir ihtiyacı var mı? Onu sormalı. Mevlana Mesnevi'de bir hikaye anlatıyor.
Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'i görünce haşa Haşimoğullarından çirkin bir yüz belirdi diyor. Hazreti Peygamber haddini aştın ama doğru söyledin diye cevap veriyor. Hazreti Ebu Bekir onu görünce ey güneş sen ne doğudansın ne batıdan latife bir nurla parla diye sesleniyor. Peygamberimiz ona da doğru söyledin diyor. Sahabeler de soruyorlar. Her ikisine de doğru söyledin dedin. Sebebi nedir? Hazreti Peygamber ben diyor bir aynayım. Türk olsun, Hintli olsun bana bakar. Kendi nasılsa ben de kendini öyle görür. Onun için bazısı Ramazan'a bakar, dayanışmayı, yardımlaşmayı görür. Bazısı da bakar kim oruç tutuyor, kim tutmuyor, onun hesabını görür. Aslında bunun sebebi herkesin aynada kendi niyetini görmesidir. Hacı Bektaş'ın dediği gibi hararet nardadır, sacda değildir. Keramet sendedir, tacda değildir. Her ne ararsan kendinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. Hoşça kalın.